Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatlar ekranımız olsun. Amerika Xitayning armiya bilan Puxrani bir gavdilashtirish planining Amerikaga tahdid ekanligini bildirdi. 13 mart Amerika Avazi xabarida bildirilishicha Amerika Davlat ishlari mahkamasi Xitayning armiya bilan Puxrani bir gavdilashtirish orqali Amerikaning davlat bexatarlik strategiyasiga tahdid solganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligining yuqori darajalik amaldori 12 mart munularni bildirgan. Armiya bilan xalqni bir gavdilashtirish plani Xitayning harbiy sanoati bilan xalq egiligi o'tirsidagi farqni tugutish uchun bo'lib, yangidan gullangan bozor va ilg'or texnika bo'libmi sun'iy idrok texnikasi orqali dunyoda eng ilg'or harbiy qo'shin qurishni maqsad qiladi. Bu texnika o'g'irlash, tadqiqot va taraqqiyot hamkorligidagi haqiqiy muddaoni yashirish va puxralar sodisidan erishgan texnikani harbiy planlarga yotkashni o'z ichiga oladi. Agar har qanday davlatdagi xususiy shirkatlar, tadqiqot va ilmiy organlar Xitoy bilan tadqiqotda hamkorlashib muvaffaqiyat qozansa, Xitoyning harbiy taraqqiyotiga to'kib qo'shgan bo'ladi. Xitoy yana nurg'un davlatlardagi shaxs va organlarni har xil mukofotlash vositalari orqali o'zlarining armiya bilan puxrani bir gavdilashtirish planiga qatnashishga qoyil qilishga urindi. U yana mundaq degan: Xitoy kompartiyasi dunyo texnika inqilobining yuqori pallasida turayotganligini, sun'iy idrok texnikasining kelgusi harbiy iqtidorga ta'sir ko'rsatganligini tonib yetdi. Xitoy kompartiyasi oldi bilan bu texnikalarni armiya bilan puxralarni bir gavdilashtirish plani orqali qurol yasashga ishiltishni qaror qildi. U yana Amerika va dunyodagi nurg'un davlatlarning xalqaro kelishimlarni ma'qullaganligini va xalqaro qoidada ching turib ko'p qo'llanishgan texnikalarni harbiy sohada qo'llanmaslikka va'da berganligini. Ammo Xitoyning armiya bilan puxralarni bir gavdilashtirish planining xalqaro o'lchamni ko'zga ilmaganligi hisoblanganligini bildirgan. U so'zda yana Xitoyning Guanghe yadro guruhining hozir kichik tipdagi reaktorni tadqiq qilayotganligini, bu reaktorning cho'ng kichikligini amaliy ehtiyojga asosan tengshiyalaydiganligini hamda Janubiy dengizga laylimi yadro elektr stansiyasini quralaydiganligini, Xitoy armiyasining azaldan bu texnikani qo'lga keltirishni orzu qilib kelganligini, shuni bu tadqiqot turini Xitoyning yadro shirkatiga topshirib berganligini, shundoqla bu texnikani taraqqiy qildirishga yordam beradigan xalqaroliq shirkatlarni izlayotganligini bildirgan. Amerika Davlat ishlari mahkamasi amaldori yana Xitoyning armiya bilan puxralarni bir gavdilashtirish planining Amerika davlat bexatarlik strategiyasiga elib kelgan tahdidini hal qilish uchun tirishayotganligini, Amerika adil va barobar savdo prinsipi, mablag'ning erkin yurishish prinsipi va yarishari tadqiqot apparatlari orqali uchqashqari holda uchur hamkorligini amalga oshirishni ching turdiganligini, Xitoyning armiya bilan puxralarni bir gavdilashtirish strategiyasining bo'lsa, uchuq bozor egaligi davlatlarining iqtisodiy va ilmiy tadqiqotidagi uchuq oshkorlikdan foydalanib, rezil maqsadga yetishni maqsad qilganligini bildirgan. Xitoy bosh elchisi Amerika Davlat ishlari mahkamasiga chaqirildi. Amerika Ovozi to'g'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Amerika turishlik bosh elchisi Suit Yankayni chaqirtib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jauli Janning nomuvofiq so'zlari haqida tushuncha berishini talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Jauli Jan Twitterda Amerika hukumatining yuqumning haqiqiy ahvolini yashirganligini, virusning aslida Amerika armiyasi tomonidan Wuhanga elib kelingan bo'lishi mumkinligini aytgan bo'lib, Amerika Kengash palata a'zosi Twitterda Amerikaga qarichaplagan Jauli Janni Xitoy Tashqi ishlar ministrligining kloni deb atagan. Prezident Trump Oxtraydagi axborot e'lon qilish yig'inida xalqaro jamoatning virusning nadin kelganligini bildirganligini ta'kidlagan. Reuters agentligi ismini oshkorlashni xohlamagan Amerika Davlat ishlari mahkamasi amaldorining so'zini naql keltirib, Xitoyning Amerika turishlik bosh elchisining Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisining so'zlari sababli Amerika tashqi ishlar ministrligiga chaqirtilganligini, Xitoyning Washingtondagi bosh elchisining hozirgacha hech qanday javob qaytarmaganligini oshkorladi. Ma'lum bo'lishicha, Jauli Jan Twitter sahifasida yuqoriqi so'zlar bilan birga Larry Romanov yozgan virus Amerikadan kelgan bu mavzuliq inglizcha tadqiqot maqolasini qayta yo'llagan hamda boshqalarni bu maqolani qayta o'qib chiqishga tavsiya qilgan. 500 Uyg'ur yosh ko'rlig'i surgun qilindi. 13 mart atalmish Shinjang xabarlari to'g'rining xabarida ma'lum bo'lishicha 500 Uyg'ur yosh Sharq Turkistonning Yakan naisidan ko'rlig'i surgun qilingan.
Xitay Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirganidan beri Sharq Turkiston xalqini xitoylashtirish orqali yo'qotishdan iborat razil planini ishga oshirish uchun uzluksiz harakat qilib kelmoqda. Bo'libmi o'tganki 3 yil ichida bu harakatni tizilib Sharq Turkiston xalqini otilmish ishga o'rinlashtirish nomi bilan Xitoy o'lkalariga surgun qilishni tizlatmoqda. Xitoy yana o'xshash bahona bilan xalqni Sharq Turkiston ichidagi boshqa rayonlarga majburiy surgun qilib, oilalarini parchalashga urindi. Bu qatim Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonning Yakan naisidan 500 qiz o'g'il yoshni ko'rlig'i surgun qilgan bo'lib, surgun qilingan yoshlarning ko'pinchisi Yakan naisi Saybog' yesi 2-chi mahallada o'ltirishliq aholilar ekanligi oshkorlandi. Surgun qilingan yoshlarning birdek lager formalariga o'xshab ketadigan bir yurish kiyimlarini kiydirilib surgun qilinishi kuzatuvchilarning diqqatini tortdi. Turkiyada Wuhan virusi ko'paydi. Milliyet gazetasining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Turkiya Sihhiya ministri Fahrettin Koca bayonot e'lon qilib, Turkiyada Wuhan virusi bilan yuqumlanganlarning 5 kishi yetganligini e'lon qildi. Bayonotda yangidan yana 3 kishining Wuhan virusi bilan yuqumlanganligini, ularning ilgari yuqumlangan 2 kishi bilan bir jamoatdan ekanligi, keyin yuqumlangan 4 kishining ayirib ko'zlayotgan kishilar ekanligi kuchlik tadbirlar orqali virusdan mudofiyalanish xizmatlarining davomlashayotganligi, xalqning aloqador mudofiya tadbirlariga rioya qilishi kerakligi ta'kidlandi. Shundaqlab Turkiyada 16 martdan boshlab barliq maktablarda umumiyuzlik o'qish to'xtatilgan bo'lib, bir haftadan keyingi darslar internet va televizor orqali o'tilishga boshlaydi. Amerika Diniy erkinlik komiteti bayonot e'lon qildi. Amerika Dini Erkinlik Komiteti 13 Mart günü bayonot e'lon qilib, Xitoyning Uyg'ur va boshqa musulmonlarni to'qimachilik zavodlarida majburiy emgakka solganligini qattiq tanqid qildi. Bayonotda ba'zi asosliq Amerika shirkatlarini o'z ichiga olgan nurg'un korxonalarning majburiy emgak kuchlarini ishlatishga bevosita chetishlik ekanligi ta'kidlanib, Amerika avom va kengash palatalarida sunilgan Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasini qarshi olganligini bildirgan. Mazkur qonun loyihasi bu haftaning boshlarida Amerika avom palata a'zosi Jim McGovern bilan Kengash palata a'zosi Marco Rubio tomonidan o'tirg'i qo'yilgan edi. Bayonotda Diniy erkinlik komitetining raisi Gary Beyerning so'zi naql keltirilib, Xitoy rejimi o'zining Uyg'ur va boshqa musulmonlarga tutgan xato muomilasini zavodlarda majburiy emgakka solish bilan birlashtirdi. Biz barliq Amerika shirkatlarini, jumladan Amazon, Nike, Alma va Calvin Klein qatorliklarini o'zlarining Xitoydagi ta'minot zanjirlari ustidan atrofliq tekshirish olib berishga majburiy emgakka chetishlik ekanligi gumonlik bo'lgan har qanday faoliyatni darhol to'xtatishga chaqiramiz deyildi. Bayonotda yana Amerika Davlat Majlisining Uyg'ur majburiy emgakning oldini olish qonun loyihasini o'ngishliq ma'qullashga chaqirdiganligi, har qanday majburiy emgak mahsulotining Amerikaga import qilinishi qabul qilinmaydiganligi bildirildi. O'tgan hafta Avstraliyadagi bir aql ambri dokulat e'lon qilib, Xitoy rejimining Uyg'urlarni Xitoy zavod korxonalarida keng ko'lamlik majburiy emgakka solayotganligi, ularning bir qismining lagerdagi tutqunlar ekanligini oshkorlagan. Shundoqli bu dokulat dunyoda qattiq g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Amerika xalqaro diniy erkinlik komitetining bayonotining oxirida Tramp hukumatining Magnitskiy qonuni va xalqaro diniy erkinlik qonunini ishlatib, diniy erkinlikni dafsanda qilishda javobgarligi bor Xitoy amaldorlarini, bo'libmi atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik partiyakom sekretari Chin Chuangoni jazolash talab qilindi. Xitoydagi diniy jamoatlar Xitoy rejimining besimiga uchrayotganligini bildirishdi. Zimiston to'g'rining xabarida bildirilishicha, Xitoydagi har qaysi diniy tashkilotlar izchil holda Xitoy doiralarining turli iqtisodiy besimlariga duch kelmoqda. Xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari Xitoydagi 5 cho'ng diniy tashkilotni yillardan buyon turli ionlarga majburlab kelgan bo'lib, oz topshirib qolganlar vatanni so'ymagan deb qarilib, oshkora tanqid qilingan. Bu qatimliq vabo mazgildilar ularning to'plagan ionisi 43 million dollarga yetgan. Bir qism mas'ullar bu vaqtda ziyoratni qabul qilib, har oyda dugidak iona qilishga majburlanganligini, ammo bu pullarning qayerga ishlatilganligini bilmaydiganligini. Garchi Xitoy doiralari namoratlarni yo'lashni da'vo qilayotgan bo'lsa-mu, ammo bir qism namoratlarni yo'lash vazifasini diniy jamoatlarga ortib qo'yganligini oshkorladi. Garchi Xitoy doiralari diniy tashkilotlarni qiyinchiligi bo'lishiga qaramay, sahobat ishlariga majburlab kelgan bo'lsa-mu, ammo ularning bu jarayonda din tarqitishiga tashviq qilishiga qonuniy cheklama qo'ygan. Bulardan sirt oldingi oyda Xitoy doiralarining musulmonlar to'plagan ioni summasini qasdan oz ko'rsatib, ijtimoiy taratqularda Xitoy fuqarolarining noroziligiga sabab bo'lganligi,
Vaba mezgildin paydalanıp İslam dinine karata üçmenlik tarqatqanlığı aşkarlanğan idi. Aksaray tibbi lavazimetlerde Xitayğa tayinishqa xatimi berishni qaror qildi. Aksaray Amerikanın tibbi lavazimetlerde Xitayğa tayinish ahvaliga xatimi berishni qaror qilgan bo'lib, Aksaray'nın Saudi iqtisod maslahatchisi Peter Navarro hükümetinin tibbi lavazimetlerde chet elge tayinib qilish ahvaliga xatimi berish uchun bir ma'muriy buyruq hozirlayotganligini dalilladi. Trump hükümetinin bu kararı Amerika Kengash Palata a'zolari tibbi lavazimetda Xitayğa tayinib qilish vaziyatiga qarata ciddi endişelerini oturuğu koyuvatkan mezgilde çıkarıldı. Amerika Kengash Palatası'nın bazı azaları ötken seyşembe günü Prezident Trump ile görüşüp, özlerinin bu cahitki endişesini işbadılgın. Kengash Palata azası Marco Rubio, Prezident Trump'ın Kengash Palatası'nın doğrugarlık ve tibbi lavazimetlerinin teminat menbesini köp hıllaştırış doğrusuzdaki planını kolluşun talep ilgın. Amerika'nın antibiyotik ve tibbi lavazimetlerde haddidin ziyade Xitayga tayin işi, onun Xitaydan tarqalgan Wuhan virusiga taqabil turishiga belgilik qiyinchilik elib kelgan. Ma'lum bo'lishicha Amerika antibiotik dorilarining 90%ini Xitaydan import qildigan bo'lib, lekin Xitay bu qatimqi virusda maska qatorliq ba'zi tibbiy lavozimatlarining Amerikaga eksport qilinishini cheklagan. New York vaqti gazetasining bildirishicha Peter Navarro Xitay boshqa sohalarda adolatsiz savdo vositalarini qo'llangandek, ta'minot sohasida ham bu xil usulni qo'llanmoqda degan. Peter Navarro'nun bildirişçe hükümetinin kararı kiler heplerde ilan kılındıken. Navarro, Prezident Trump etkandak, bizden bu sahadaki işlep çıkarışını Amerika'ya kaydırıp gelip, amivi sahiye, ixtisat ve devlet bir xatarlıkını qoğduşumuz kerak degan. Türkiye'de Xitay iskencesi əks ettirilgen tiyatr sahnige elip çıkıldı. Türkiye'nin en çok şehirlerden biri bolgan Konya şehirdeki Doppu Tiyatr Grupisi, Türk yazıcı Yusup Koç Efendi yazgan Şarık Türkistan'da Xitay İskencesi namlıq əsirini sahinleştirgen. Bu sahne əsirde Xitay'nın besim siyasetinden kaçıp çıkan bir Uyghur yaşının beşidin ötken besim ve iskenceler əksettirilgen. Doppu Tiyatr Grupisi əsirini 6 ay məşq qilış neticesi ötken hepte Konya'daki Selçuk Üniversitesi bilen Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin yığın zalıda 2 növet koygan ve kattık alkışkı erişken. Mezkur dramını üniversitenin okutkışı okuguçları ve bazı ammevi teşkilat mesulları bulup Nurgun Tamaşibin körgen. Doppu Tiyatr Grupisi namıda Uyghurlar kurgan tiyatr grupisi tarafından sahinleştirilgen drama tuncu kıtımdıla uyulmağın muvaffakiyetlerge erişken. Tiyatr eserini yazgan Yusuf Koç Efendi Erkin Asya Radyosu'nun ziyaretini kabul kılıp tiyatrını yani küçük dramını yazış ceryanı doğrusu malumat verip mundaq dedi. Ben Konya'da durvatkan Seypidin İzdaş isimlik bir Uyghur'un tercümanını tiyatr kılıp yazdım. Necmettin Erbakan Üniversitesi bilen Selçuk Üniversitesi'de işki kıtım koyduk. Tiyatrda Adil isimlik bir imamın Abdullah isimlik bir oğlunun Xitay armiyesine karşı elip bargan körüşü bayan kılıngan. Adil imam oğlunu bek yaxşı körgeşke onun ziyan gelişini halimaydıken. Lekin küllerinin biri de Abdullah bilen onun inisi Abdümecid türmege kamılıp kalıdı. Her ikisi ölüm cezası bilen sotlundu. Adil İmam öyünü setip, komünist Xitay rehberlerine pul verip, iki oğlunu kutuldurup, Türkiye'ye yolu seyip koydu. Doppu Tiyatr Grupisi 2019 yılı 11. ayda Konya'da kurulgan bulup, bu 6 Uyghur yaşını terkip tapkan mezkur tiyatr grupisi, Türkiye'nin her kaysi vilayetlerde Xitay iskencesine ait mezkur dramını devamlı körüstüşüne karar kılgan. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bir günkü haberimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ayetki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp. Rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.